Depremin ilk gününde burada yalnız bırakılarak, burada yalnızlığa ve neredeyse ölüme apaçık bir biçimde terk edilerek kendimizi bir vakit yalnız hissettik, evet. Zalimlerin zulmünü daha çok hissettik. Ayrımcılığın depremde bile enkaz altında insanlar can çekişirken, günlerce o enkaz altında can çekişirken devletin, iktidarın yaptığı ayrımcılığı bir kere daha ne yazık ki ama çok kötü bir deneyimle deneyimlemiş olduk. İş makineleri şu an her yerin dört bir yanında güçlü bir biçimde değil mi şimdi enkaz kaldırmaya gelmişler? Geldiler yani birkaç ay sonra. Biz o iş makinalarını, bunu hep söyledim. Bu gerçekten sadece benim değil, herkesin yüreğini yakan bir şey. Biz o gün o iş makinaları için iktidara seslendik. Seferberlik ilan edin dedik. Herkes ve her şey işini, gücünü, her şeyini bıraksın, deprem bölgelerine koşsun dedik. O iş makinaları parayla, sözleşmeyle, demir karşılığındaki sözleşmelerle, para pulla geldikleri zaman aynı seferberlikle depremin ilk günü gelseydiler, inanın biz o kadar ölmeyecektik. İnanın çok insanı kurtaracaktık. Depremin ilk gününde arama kurtarma çalışmalarına katılan arkadaşlarımızdan biriydim. Deprem olduğu gün buradaydım ben, geldim hemen. Ve orada iş makinalarının ne kadar önemli olduğunu arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarında o uzmanların ağzından defalarca duyduk. İş makinası olsa, bir kepçe olsa biz insanları daha çok kurtarırdık dediler. Bizler DEM Parti olarak Türkiye'nin dört bir yanında ekmek ve adalet kampanyasını başlattık. Ekmek ve adalet kampanyasındaki en önemli amacımız bugün 50 milyona yakın insanın açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığı bir ülkede açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, güvencesizliğin, geleceksizliğin, umutsuzluğun derinleştiği bir ülkede bizler ekmek kavgası vermek zorundayız. Bugün özellikle deprem bölgesinde yaşayan insanların yaşadığı yoksulluk katlanmıştır. Bizim yürüttüğümüz kampanya bir yandan ekmek kampanyası, öte yandan bu ülkede artan adaletsizliğe karşı, ama her alandaki adaletsizliğe karşı güçlü bir mücadele vermek istiyoruz. O yüzden biz bu kampanyamızı, uzun sürecek bu kampanyamızda Türkiye'nin dört bir yanında bütün mağdurlarla, bütün sorun sahibi insanlarla biz bir arada olacağız. Çünkü bugünün ana teması, ana konusu adaletsizliğin derin yaşandığı konulardan biri rezerv. Rezerv alan ilan edildiği zaman değerli arkadaşlar, burada hem sizler hem Antakya, Defne'nin diğer mahallelerinde hem Samandağ'da çok güçlü yürüyüşler, çok güçlü çalışmalar, güçlü mitingler, güçlü karşı tepkiler gösterildi. En son Murat Kurum geldi ve dedi ki, sonradan yeniden bakan oldu ya, Samandağ'da belediye başkanı, muhtarların olduğu bir toplantıda biz halk istemiyorsa rezerv alan ilan etmeyeceğiz dedi. Ben tam o hafta mecliste, biliyorsunuz salı günü grup toplantıları oluyor. Grup toplantısında bu konuyla ilgili uzun uzun konuştum. Ve şu çağrıyı yaptım, buradan bir kez daha yapıyorum. Murat Kurum verdiği sözün arkasında durmalıdır. Halk rezerv alan istemiyorsa siz rezerv alan ilan etmeyeceksiniz, yapmayacaksınız. Bugün Gültepe'de ve Akevler'de yıkım kararı hayata geçirilmek isteniyor. Ve bize gelen bilgiler, bu civardaki evlere tebliğler gelmiş. 3 gün içinde burayı boşaltın tebliğleri. Rezerv alan kelimenin tek anlamıyla bizim topraklarımızı kafalarına göre istimlak etmeleridir. Zaten depremde bize yardım etmediler. Zaten depremde çadırları sattılar. Zaten depremde iş makinesi bile getirmediler. Depremde konserve kutularını sattı Kızılay. Daha ne satabilir? Daha ne kadar insan vicdansızlaşabilir? Daha bir iktidar, bir kurum ne kadar vicdansız olabilir? Hepsini yaşadık biz bu depremde, hepsini gördük. Buradan bir kez daha iktidarı uyarıyoruz. Yandaş firmalara ve teşeronlarına vermiş olduğunuz bu işler sağlam bir denetim altına alınmak zorundadır. İnsan yaşamı sizin için kıymetsiz olabilir, bizim hayatlarımız.
Bizim için bir karıncanın canı bile kıymetlidir. Bizim canımız kıymetlidir. Bizim bu toprakta yürüyen karıncanın canı kıymetlidir. Herkesin canı kıymetlidir. Ama onlar bizi o kadar öteki görüyorlar ki, depremzedeyip sırtından para kazanılacak bir müşteri olarak gördükleri için onlar oradan çimentoyu ve demiri kısıyorlar. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Sakın ola depreme dayanıksız binaları yapmaya kalkmayın. Ayrıca da buradan bir önerimiz denetleyici bağımsız bir heyetin oluşturulmasıdır. Bu heyette yerel yönetimler, belediyeler, bu heyette ilgili muhtar, o mahallenin muhtarı, bu heyette en önemlisi emek meslek örgütlerinden uzmanlık alanı olan, örneğin mühendisler odası, bu konu örneğin jeoloji mühendisleri odası. Biz yeni depremlerde yeni ölümler istemiyoruz. Uzağa gideceğim biraz Japonya'ya. Japonya'da 9 şiddetindeki depremde bile doğru düzgün artık evler yıkılmıyor. Bir insanın bile burnu kanamıyor. Çünkü gerçekten deprem bölgelerinde depreme dayanıklı evler yapıldı. Biz yaşadığımız Şubat depreminden eğer dersler çıkarmayacaksak neyden ve ne zaman ders çıkaracağız? Türkiye'de 80 milyon yurttaş öldükten sonra mı ders çıkaracağız? Bu dersler çıkarılmalı ve ona göre bir planlama içine girilmelidir.